Şimdi bir de sahabe-i kiramdan birisinin hayatını nakledeyim. Bakınız ne halde ve ne şartlar altında olursa olsun davalarının İslam olduğu şuurunda, gayelerinin İslam olduğu şuurunda harikulade örnek olan sahabe-i kiramdan da birini misal vermeden geçmeyeyim. Hudeybiye anlaşmasını biliyorsunuz. Resul-i Zişan Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekkeli müşriklerle Hudeybiye'de bir anlaşma yaptılar. Hudeybiye musalahası deniyor buna. Hudeybiye antlaşması deniyor. Çok uzun bir hadise. Ben bir kısmını mevzuyla alakalı bir kısmını nakledeceğim. Bu Hudeybiye'de Mekkeli müşriklerle bir anlaşma imzaladılar. Ve bu anlaşmanın maddeleri içerisinde iki madde vardı ki Müslümanların çok ağırına gidiyordu. Müslümanların çok zoruna gidiyordu. İki madde, iki şart. Hudeybiye'de imzalanan sulh şartları arasında Müslümanlara en çok ağır gelen iki madde vardı. Bir tanesi o sene Kabe'yi ziyaret edemeyecekler, ertesi seneye kalacaktı. İkinci ağır madde de İslam'ı kabul ederek Medine'ye sığınan Mekkeli Müslümanları Peygamberimiz tutup Mekke'ye geri gönderecekti. Diyelim ki Mekke'de Müslüman olmuş bir tanesi gelmiş Medine'ye sığınmış. Anlaşmanın şartlarına göre Resulullah Efendimiz Medine'ye sığınan o Müslümanı tekrar Mekke'deki kafirlere geri gönderecek. Bu madde çok ağır geliyordu Müslümanlara. Çok ağır bir maddeydi. Çok zor bir maddeydi. Ama şartların ağırlığı sebebiyle Resul-i Zişan Efendimiz bu maddeyi kabul buyurdular ve anlaşmayı imzaladılar. İşte bu madde böyle devam ederken Mekke'de Müslüman olduğu için zindana atılan, işkence edilen bir Müslüman, Ebu Basir isminde bir sahabi, Ebu Basir isminde bir Müslüman, zincirlerden kurtulmak suretiyle kaçtı, Mekke'den kaçtı, gelip Medine'ye sığındı. Ve Mekkeli müşrikler iki tane memur göndererek Hazreti Peygamber'den Ebu Basir'i geri istediler. İki tane memur geldi. Dediler ki biz Ebu Basir kaçıp size sığındı. Anlaşmanın şartlarına göre onu geri görmeniz lazım. Ebu Basir'i geri götürmeye geldik dediler. Resulullah da ey Ebu Basir anlaşma şartlarına göre seni geri göndermek zorundayım. Seni Medine'de bırakamam buyurdular. Ebu Basir, Allah Resulü'nün mübarek yüzüne hüzünle baktı. Beni Mekkeli kafirlere geri mi gönderiyorsun ya Resulallah? Nasıl yaparsın bunu ya Resulallah? Beni ölüme mi gönderiyorsun diye hüngür hüngür ağladı. Resulü Aleyhisselam Efendimiz, sabret ya Ebu Basir, sabret. Allah sizin için yakın bir zamanda bir kurtuluş yolu gösterecektir. Üzülme, sabret ya Ebu Basir buyurdular. Ve geri verdiler. O iki memur, atlı müşrik memur, Ebu Basir'i geri aldılar, Mekke'ye götürüyorlardı. Çölün ortasında, Zülhuleyfe denilen yerde, Ebu Basir düşündü. Beni şimdi götürüp asacaklar, idam edecekler diyordu. Bir yolunu bulmaya çalışmalıyım diyordu. Zülhuleyfe denilen yerde, kapışmaya başladı bu iki memurla. Boğuşmaya, mücadeleye başladı ve o iki memurdan birisini öldürdü, gebertti, öbür diğeri de kaçtı, kurtuldu, Ebu Basir tek başına kaldı ve o onların atına binmek suretiyle atlı olduğu halde Medine'ye geri geldi, Resulullah'ın karşısına çıktı. Ya Resulallah sen beni geri gönderdin ama ben o kafirleri geberttim, işte geri döndüm. Şimdi kalabilirim Medine'de, bana müsaade etmez misin buyurdular.
Meğer o iki memurdan birisi kaçmıştı, o da doğru Hazreti Peygamber'e gelmiş, tekrar Ebu Basir'i geri istemişti. Resul-i Zişan Efendimiz buyurdular ki, ya Ebu Basir, anlaşmanın şartını bozamam. Sulhun şartı meydanda, bu maddeyi ben çözemem, ben bozamam, anlaşmanın şartlarına sadık kalmak zorundayım. Ama sana bir serbestlik tanıyorum buyurdular. Medine'de kalmana imkan yok. Mekke'ye, istersen Mekke'ye gitme, bir başka tarafa git. Nereye gidersen git, Medine'de kalamazsın ya Ebu Basir buyurdular. Çaresiz kaldı. Ebu Basir çaresiz kaldı. Medine'de kalamıyordu, Hudeybiye anlaşmasının şartı vardı. Şart açıktı, Medine'de kalamazdı. Mekke'ye geri gitse derhal öldürülecekti. Ne yapmalıydı, nasıl yapmalıydı, nasıl hareket etmeliydi? Düşündü, taşındı, deniz kıyısına yakın bir kasabaya indi. Mekke ile Şam arasında, Mekke ile Şam arasında İs namında bir kasaba, deniz kıyısında bir kasaba vardı. Oraya indi ve yerleşti. Orası tarafsız bölgeydi. Ne Mekke ile ne Medine ile alakası yoktu. Tarafsız bir bölgeydi İs denilen köy. Oraya yerleşti ve orada oturmaya, orada İslam'ı yaymaya karar verdi. Bu İs kasabası, Mekke ile Şam arasındaki bu kasaba çok mühim bir noktaydı. Mekkeli Kureyşlilerin, Kureyşilerin ticaret kervanları buradan geçiyordu. Bütün ticaret kervanları Mekkelilerin bu kasabadan geçiyordu ve mühim bir noktayı teşkil ediyordu. Ebu Basir'in İz kasabasında olduğunu öğrenen gizli Müslümanlar birer birer Mekke'den kaçtılar, Medine'ye gidemiyorlardı, sığınamıyorlardı. Birer birer kaçan Müslümanlar Ebu Basir'in kumandası altında toplanmaya başladılar. Bu kasabada toplanmaya başladılar. Kaçan geldi, koşan geldi, yakasını kurtaran geldi, zincirden kopan geldi. Ebu Basir'in yanında toplandılar. İz kasabasında bir İslam cemaati meydalandı. 300 kişi oldu. Ve derken kuvvet kazandılar. Mekkeli müşriklerin ticaret kervanlarının yolunu kestiler. Erzaklarına el koydular. Onların kervanlarını bastırdılar ve müthiş bir eza ve cefa vermeye başladılar. Bu sefer Mekkeli müşrikler perişan oldular. Başa çıkamadılar. Bu Müslüman mücahitlerin karşısında aciz kaldılar. Bizzat Hazreti Peygamber'e bir heyet gönderip mektup gönderdiler. Dediler ki ey Muhammed, Mekke'de Müslüman olup da Medine'ye gelenleri geri gönderin diye imzalamıştık ama lütfen o maddeyi kaldırın, hepsini Medine'ye kabul edin dediler. O maddenin kaldırılmasını istediler, kendileri istediler. Önce o maddeyi koyanlar kendileriydi, şimdi kaldırmayı isteyen kendileri oldu. Nihayet madde kalktı, Mekke'de Müslüman olup da Medine'ye sığınmak isteyenlere yol açıldı, şart kaldırıldı. Ve bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Basir'e bir mektup gönderdiler. Mektupta Efendimiz buyuruyordu ki, ey Ebu Basir, bütün adamlarınla, bütün müminlerle beraber bağrımızı açtık, sizi bekliyoruz, buyurun Medine'ye gelin ve bize teslim olun buyurdular. Mektup geldiği zaman Ebu Basir çok hastaydı. Ecel yastığına başını koymuş, ölümle pençeleşiyordu. Allah Resulü'nün mektubunu öpüp başına koydu. Madem ki sen benden razısın ya Resulallah, bütün dünya bana huz gelir dedikten ve kelime-i şehadeti getirdikten sonra yastığın üzerinde ruhunu teslim etti Mevlası. Ve geriye kalan Müslümanların başına Ebu Cendel kumandan olarak geçti ve hepsini toplayıp Medine-i Münevvere'ye geri geldiler. Bakınız şu hadisede en zor şartlarda bile, nereye gidecekleri belli olmadığı şartlarda bile nasıl İslam'a hizmet ettiklerini, nasıl mücadeleye devam ettiklerini, nasıl İslam'ı müdafaada bir an geri kalmadıklarını ashab-ı kiramın hayatından çok iyi anlıyoruz, çok yakından görüyoruz.
Allahu Teala biz mümin ve Müslümanları da kendi davasında hizmet eden ve böylece onların hizmetinden razı olduğu müminler sınıfına ilhak eylesin inşallah. Aziz müminler, işte Ramazan müddetince Rabbül Alemine teslim olan ruhumuzla, teslim olan bedenimizle, her şeyimizle öğrenmiş olduğumuz, üzerimizde bulunması gereken en mühim tesiri Ramazan'ın bu olması lazım. Hayatımızı, yaşayışımızı, varlığımızı, servetimizi, sıhhatimizi, eşyamızı, maddemizi hangi yolda kullandığımızın, hangi gaye etrafında toparladığımızın hesabını vermeye alışmış olmak için. Tuttuğumuz oruç bize bu şuuru, bu idraki, bu yakınlığı, bu neticeyi vermesi için bir nefis muhasebesi yapmaya mecburuz. Şimdi